genel anlamda bizi gayet donanımlandırıp bu konuşmayı bile yapabilecek hale getirecek çalışmalardı. Bu röportajı yapabilecek kadar kendine güvenen kadınlar oluşturdunuz. Ben bir kadınım, bir anneyim. Ben Gülhan Akyo, 1976 Özdere doğumluyum. 94 yılından aktif olarak çalışma hayatım boyunca da hem Özdere Belediyesi hem de Menderes Belediyesi ile çalıştık. İş hayatında olunca, kadın bir yönetici olunca siyaset benim çok dışımda olan bir konumda değildi. Bu nedenle de siyasetin hep içindeydim. Daha sonra da Menderes Belediye Başkan adayı olarak şu anda yoğun bir kampanya sürecinde devam ediyorum. Eğitim almaya başladığımda bir kere çok geniş bir yelpazedeki farklı gruplarda, farklı partilerde kadın adaylarla tanıştım. Bize eğitim veren hocaları tanıyınca şevkim bir kere daha çok arttı. Vizyon değişikliği, bakış açı değişikliği ve kendini daha nasıl geliştirebiliriz, farklı neler yapabiliriz anlamında bana inanılmaz katkısı oldu. Onların destekleriyle güzel fikirler ortaya koyuyorum, güzel işler yapıyorum ve kendimi nasıl ifade edebileceğimi daha net bir anlatım şekline kavuştum. Hepsinden yararlandım. Bir kere hepsinden yararlandım. Broşür basımından, broşürü kullanımdan, kendini konuşurken ifade etmekten. Kolay gelsin. Hayırlı işler, nasılsınız? Teyzeciğim nasılsın? İyi misin? Haklısın. Kadınlar günün kutlu olsun. Emekçi kadınlara iki kere merhaba diyorum. Yani. O zaman kadın olan. Bak hiç kadın öyle yok. Diyorlar. Hiç kadın yoktu. Bak şimdi kadın var. Kolay gelsin. Şöyle küçük bir hediyemiz var. Bizi hatırlarsınız. Aklınıza gelmeyen, öngöremeyeceğiniz sorunların bilgisinden haberdar oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Size böyle bir paket halinde sunuluyor. Bunların hepsi bana bir bütün olarak kampanya sürecimde daha rahat hareket etmemi sağladı. Kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Öngöremediğimiz demeyelim ama yaşadığımız birçok zorluk oluyor. Bazen özellikle akıl çelme, fikir değiştirme, siz insanlarla birebir konuştuğunuzda çok sıcak olabiliyorlar ama sonra belediyecilik bakışısında sadece parti ön planda düşüncesi ağırlık basıyor. Bunu ikna etmeye çalışıyoruz. Yani bizim için en çok zorlayıcılardan biri bu. Çünkü uzun yıllardır var olmuş partilerle hem bütçe açısından hem de ekip açısından yarışmamız mümkün değil. Ama biz kendimizi çok güzel ifade ediyoruz. Projelerimiz ve vizyonumuz çok farklı. Onları da tetikliyoruz. Bize ayak uydurmak zorundalar. En zorlandığımız konulardan biri bu. Yani evet her şeyi yapalım ama teşvik benim için çok önemli. İşte bizim gibi profilde olan, liderlik yapan kadınların onların cesaretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda çalışmalarımız çok fazla olacak ve cinsiyet eşitliliği dediğimiz konumda neler yapabiliriz? Onlar için çalışmalarımızı yapacağız. Birçok zorluğu var. Purucu ilçe başkanıyken de kadındım. Bazen yok sayılmalar. Partiniz bir resmiyet kazanmış oluyor, sizi yok sayabiliyorlar. Davetiyeleri vermeyebiliyorlar. Aa unutmuştuk diyebiliyorlar. Biraz erkil toplumun getirdiği kabullenişi yıkmak zor oluyordu. Orada da bizim kadın olarak şunu yapıyorum. Aa merhaba, ben de böyle bir davetiniz vardı. Beni davet etmediniz, ben de geleceğim. Yani neresi diye soruyorum. Kadının bakışı ve bütüncülüğü ve uzlaştırıcısını kullanarak daha o zorlukları yenmeye çalışıyoruz tabii ki. Ayrıca da bu kadının barışçıl, birleştirici ve uzlaştırıcı yönüyle bunu niye yapmayalım? Menderes'in bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok başarılı, içinde o cevheri taşıyan kadınların ortaya çıkartması için özellikle bu tür programların aktifleştirilip daha çok duyurulması gerektiğine inanıyorum. Bunların ne kadar önemli olduğunu, bu programlarla ne kadar değerli olduğunu gördük ve nasıl yapabileceğimiz konusunda destek almak inanılmaz güzel bir şey. Ben kendi adıma çok memnunum ve çok da iyi oldu. Çok da güzel dostluklar kurduk. Gel sen de takım olmuşuz gel.